Sarımsak yemezsen o zaman sana çam kabuğu ekstrakt. Sarımsaktan daha etkili. Ve Joker gibi her türlü hastalığa, bakteri, virüs, mantar, parazit, kandida, midede halakobakteri, pleuro varmış sorun değil. Bağırsakta kandida varmış sorun değil. Siroz, hepatit C virüsü, siroza sebep olan sorun değil. Ben demiyorum, klinik araştırması diyor. Kanın pıhtılaşma sorunu varmış, sorun değil. Cinsel fonksiyonları azalmış, sorun değil. Vesaire vesaire vesaire. Her türlü derde devadır. Piknogenol. Sarımsak yemem ben diyor bayanım. Yemezsen hastalanırsın. Ya ondan sonra uğraştır. Sarımsağın en basit, çok basit. Bir, bağışıklık sistemini güçlendirir. İki, kalbi korur, damarları korur, damardaki plakları çözer, yağlar eritir, kolesterol, lipid, trigliseridi yavaş yavaş normal seviyeye indirir. Karaciğer yağlanmasını, alete, asete, enzimleri normala döner. Kandaki kötü kolesterol önler. Beyni temizler, arıtır. Beyne kan akışını sağlar. Unutkanlığı önler. Bakteri, virüs ve mantara karşı doğal koruyucudur. Kansere karşı doğal koruyucudur. Metabolizmayı hızlandırdığı için yağ yakıcıdır. Kilo aldırmaz. Soğuk algınlığı ve gripe karşı bağışıklık sistemini güçlendirir. Aslında sarımsak ilaçtır. Ben sarımsak yiyemem. O zaman piknogenol. Çam kabuğu yiyecek halin yok çünkü çam kabuğu yenmez. Piknogenol kullanacaksın. Ya o ya bu. Tabii piknogenol çok çok daha güçlü bir nitrik oksit oranını artırıyor ve birçok enzimi harekete geçiriyor. Glutatyon peroksidaz. Katalaz enzimi efendim süperoksit dismutaz disülfüt reduktaz. Bu enzimler ne yapıyor? Vücudumuzdaki her türlü serbest radikaller, ağır metalleri, kimyasalları süpürüyor. Temizliyor. Evet, sarımsak. Tüketemiyorsan piknogenol kullanacaksın. Kaçamazsın.